Eski adamı Konya'lı Ahmet Kürkçü hakkında açıklamalarda bulunmasıyla birlikte apar topar Montenegro'ya kaçan ve oranın vatandaşlığına müracaat eden mafya babası Sedat Peker ülkeye dönmemek üzere gittiği anlaşılmıştır. Türkiye'nin, Montenegro'da dahil bazı ülkelerle geri iade anlaşması olmadığı için bu ülkelerden birinde parayla vatandaşlık satın alınabiliniyor. Montenegro'dan henüz çıkış yapmayan Sedat Peker bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere gitmiş olması buradan da anlaşılıyor. Sedat Peker'in Türkiye'den kaçmasının ve geri dönememesinin en büyük nedeni olan eski adamı Ahmet Kürkçü'nün yaptığı açıklamalar oldu. 20 yıl öncesine kadar dayanan Sedat Peker ve eski adamı Ahmet Kürkçü dostluğu adeta bir hesaplaşmaya dönüşmüştür. Ahmet Kürkçü Crime Time TV isimli YouTube kanalından Sedat Peker ve adamlarının hakkında yaptığı açıklamalar Türkiye'yi ayağa kaldırmış durumda. Tüm Türkiye Ahmet Kürkçü'nün YouTube'a yüklediği videoları konuşuyor. Sosyal medya Ahmet Kürkçü ismine kilitlenmiş durumda. Herkes Ahmet Kürkçü'nün yüklenecek yeni videolarını bekliyor. Yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Ahmet Kürkçü Sedat Peker'e yoğutu beden adeta meydan okuyor. Ahmet Kürkçü'nün bir gündemi sarsan açıklaması da, Sedat Peker'in Fethullah Gülen'e oğlan yakınlığını ortaya çıkarmıştır. Sedat Peker'in cezaevinden çıktıktan sonra özel aracı 34 FG plakalı jip kullanması Ahmet Kürkçü tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. Sedat Peker ayrıca Fethullah Gülen'in hediye ettiği 10 adet altın saatten birisinin kendisinde bulunduğunu iddia etmiş olması iddiası kafalarda bir soru işareti oluşturuyor. Sosyal medyayı günlük kullanan Sedat Peker'den henüz Ahmet Kürkçü'nün yaptığı açıklamalara bir cevap gelmedi. Sedat Peker'in yaptığı tek açıklamada, Balkanlarda bulunma sebebinin nedenini burada üniversite diploması almak istediğini ve bunun için yurt dışında bulunduğunu iddia etti. Türkiye gündemini adeta bir bomba gibi düşen isim Ahmet Kürkçü hala YouTube'da aktif bir halde video yüklemektedir.